Merhaba arkadaşlar, bir dersimize daha birlikteyiz. Bugünkü dersimizde size AutoCAD'de dosya nasıl açılır, nasıl kaydedilir, kapatırken nelere dikkat etmemiz lazım, bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda iki tane uygulama yaparak ve sınav modunda görerek dersimizi sonlandıracağız. Şimdi AutoCAD'imizi açıyoruz. Şu şekilde açtık ve sayfamız boş. Herhangi bir çizim yaptığınızı düşünün. Daha önceki yaptığınız uygulamalar da olabilir. Mesela bu çizimi kaydetmek istiyorsunuz. Kaydetmek için arkadaşlar birkaç tane yöntem var. Ya tamamen AutoCAD'i kapatacaksınız. Bunu pek tavsiye etmiyorum. Eğer komple artık AutoCAD'den çıkacaksanız veya artık bir daha kullanmayacaksanız bu tuşa basarak kapattığınızda bana kaydetmek ister misiniz diye soruyor. Ben buradan değil şimdilik buna iptal diyorum. Çünkü AutoCAD kapanacak, bir daha onu açmak için beklemeyeceğim. Bakın şurada disket işareti var veya şuradaki AutoCAD düğmesi dediğimiz baştaki düğmeye bastığınızda şuradaki Save'e basarsanız da Save bölümü, kısa yolu CTRL-S'dir. İster buradan ister oradan, burada olmayanlar için buradan yapabilirsiniz. Save dediğinizde bana kayıt yerini soruyor. Mesela ben diyorum desktop, yani masaüstü. Siz daha önceden kendiniz masaüstünüze işte bu eğitimle alakalı işte AutoCAD çizimler şeklinde bir klasör oluşturursanız çizimlerinizi buraya kaydedebilirsiniz. Şimdi bakın ben bunu buraya oluşturdum. Geldim. Daha sonra bu şekilde açıyorum. Kaydet dedim. Masa üstünden AutoCAD çizimler, bakın burada bulmuş oldum. Klasörün içerisi boş. Buna çizim 1 diyebiliriz. Çizim 1'i bakın buraya yazdım. Daha sonra kaydet diyorum. Tabii daha burada birçok ayar yapılabilir. Bunları ilerleyen zamanlarda yine göreceğiz. Artık bu çizim kayıt olmuş durumda. Bakın burada bir sekme var. Biz bunlara sekme diyoruz. Bunu kapatırsam artık bana herhangi bir şey sormayacaktır. Veya buraya basarsam herhangi bir şey sormayacaktır. Çünkü artık bu kaydedildi. Ama gelip buna mesela bir şey çizdim. Çünkü artık bu değişti. Kapatıyorum. Diyor ki sen bunda bir değişiklik yaptın. Değişiklikleri kaydetmek ister misin diyor. Kaydedileceği yer işte Lost Drum'a masaüstü AutoCAD çizimler. Çizim 1 adı altında kaydolacaktır diyor. Evet dediğim zaman en son kaydettiğiniz yer neresiydi? Burası. Artık arkadaşlar bakın. Burada çizim dosyası oluşturuldu. Bir de burada ekstradan bug dosyası oluşturuluyor arkadaşlar. Bunu silerseniz yarın bir gün çiziminizi kapattığınızda ve elektrikler kesildiğinde ani bir gitme olursa veya çizimde bir bozukluk olursa bu geri kurtarma dosyasıdır. Hani bunların bulunmasında bir zarar yok, fayda var. Ama gözümü yoruyor falan diyorsanız silebilirsiniz. Dediğim gibi geri dönüş bazen bunlarda zor olabiliyor o zaman. Çizim 1'e bakın, tekrardan şimdi tıklıyorum. Çiziminiz burada. Açtığım zaman çizim AutoCAD'de otomatik olarak hemen açıldı. Hiçbir değişiklik yapmadan kapatırsam bana herhangi bir soru sormayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar çizim kaydolmuş oldu. Bu şekilde kaydetme işlemini ve aç kapatma işlemini yapıyoruz. Peki kaydettik diyelim. Çizimi kapattık, AutoCAD'i kapattık. Yeni bir sayfa nasıl açacağız? Bakın arkadaşlar şurada boş bir sayfa işareti var. New diyoruz veya buradan New düğmesine basarsanız da karşınıza böyle bir uyarı çıkacaktır. Burada birçok kağıt tipleri var arkadaşlar. Yazıcı tipleri, kağıt tipleri. Bunların hepsini ayarlayabiliriz ama biz şimdilik standart boş sayfa alacağız. Yani kendisi tıklamıştır zaten otomatik olarak. Direkt open diyorsunuz. Hiçbir şeye basmadan open dedik. Ve karşımıza yeniden boş bir sayfa geldi. Bir daha basarsam bir kez daha gelir. İşte bir tanesi farklı bir projenin, bir tanesi farklı bir projenin sayfaları olabilir. Şimdi bunları kapatıyoruz. Bunlarla bir işimiz yok. Ben daha önceden açtığım boş bir sayfam burada mevcut. Bakın yukarıda zaten adı yazıyor. Drawing 1, yani çizim 1 olarak şeklinde yazıyor. Bunlara dikkat edersek çizimlerimizde rahat edebiliriz. Şimdi mesela line komutunu aldım. Size snap komutundan bahsedeceğim biraz. Bakın şimdi. Line'ı aldım. Komuttan çıkmıştım. Şöyle U şeklinde, sola doğru yatık şeklinde bir çizim yaptım. Geldim daha sonra. Diyorum ki tam şurasından tut. Bakın. Geliyor üzerine gittiği zaman bir ışık yanıyor. Arkadaşlar bu ışık diyor ki sen komutu aldın geldin buraya ve çizginin başından tutacağım diyor. Tam buradan bakın tıkladım götürdüm. Götürdüm tam buraya tutuyor. Ortasına geliyorum tutuyor. Bu şekilde. Arkadaşlar eğer bir mod dediğimiz snap modu. Snap zaten Türkçe'de yakalamak anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar düğmesi burada. Object snap, objeyi yakalama. Türkçesi arkadaşlar. Klavyeden kısa yolu F3. Bakın aynı orta modu gibi. Ortaya açalım. Çok önemli değil şimdilik. Kapattım bakın bunu. Bakın o snap off diyor. Yani object snap off. Snap'ın kapalı. Peki line aldım. Gidiyorum. Işık yandı mı? Yanmadı. F3'e basıyorum şimdi. Bastım. Bakın şu an yanıyor. F3'e bastım. Tekrar kapattım. Mesela buraya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık bozalım. Komuttan girip çıkalım.
Aklımda kalmıştı en son yer. Bakın şimdi tutmuyor. Siz diyebilirsiniz hocam ben şöyle yakınlaşıp buradan tutarım. Bakın yakınlaştım tuttum. Çizimimi çizdim. Şimdi yakınlaşıyorum. Bakın ne kadar fark var gördünüz mü? Belki 1 santim, belki 1 milim, belki milimetrenin onda biri. Onu bilemeyeceğim. Ne kadar yakınlaşmanıza bağlı. Şimdi tekrar uzaklaştım. Tüm çizimimi seçtim, sildim. Snap modu budur arkadaşlar. Bastığınız zaman artık bir çizginin ucuna geldiğinizde bu şekilde tutma işlemini yapıyor. Tabii ki bu tutma işlemini arkadaşlar mesela bende ortadan tutuyor veya ne bileyim şuradan farklı yerlerden tutabilir. Sizde farklı yerlerden tutabilir. Yani herkesin bilgisayarında farklı olabilir. Eğer ayarlarıyla oynandıysa. Dersimizin başında olduğumuz için arkadaşlar adım adım ilerleyeceğiz. Dolayısıyla sınavın ayarlarını hepimizinkisi aynı olmak kaydıyla bir yapalım. Ki herkesten farklı farklı yerlerden tutmasın. Veya kimisi açıyor hocam ben tutturamadım vesaire. Sebebi arkadaşlar ayarlarıdır. Sınava şuradan sağ tıkladığınızda settings dediğinizde arkadaşlar settings ayarlarıdır. Bakın neyi tutacağını neyi tutmayacağını buradan yapıyoruz. Sonuçta sınavı açıyoruz ama çizginin başından tutmasını istemeyebiliriz. Ortasından tutmasını isteyebiliriz bazı durumlarda. Clear all diyorum. Hiçbir şeyden tutmadı arkadaşlar. Okey dedim. Artık sınavı açmamın bir anlamı olmaz. Çünkü zaten hiçbirini işaretlemedik. Birincisini açıyoruz. Birincisi demek çizginin başı ve sonu. Bakın okey dedim. Sınav açık. Line'a girdim. Çizginin başından tutar. Sonundan tutar. Ama ortasına gelince tutmuyor. Yanmıyor. Yani bu çizginin uzunluğu 9 olsaydı tam 4.5 yerinden tutacaktı arkadaşlar. Ama şu an tutmuyor. Neden? Ayarları kapalı. Settings'e girdim. Midpoint'i de açıyorum. Şimdilik bu iki tanesini öğrendik. O şekilde farz edelim arkadaşlar. Çizginin başı ve çizginin ortası. Mid. Oradan gelsin. Tıklıyoruz. Bakın çizginin ortası gördünüz mü? Üçgen yanıyor. Ve midpoint diye belirtiyor. Sonra geldim buraya. Yine midpoint. Eğer şu alttaki çizginin uzunluğu 1200 virgül bilmem kaç. Onu ikiye böler arkadaşlar. Küsuratlı bir şekilde tam ortasını ne yapabiliyor? Bulabiliyor. Ama sınavınız kapalıysa bunu imkanı yok. Ortasından tutamazsınız arkadaşlar. Bakın hiçbir yer yanmıyor. Bunlara dikkat edin. Açık olması ifade etmiyor. Ayarlarının da ne olması lazım? Açık olması gerekiyor. Şimdi örnek bir uygulamamıza geçelim. Bu şekilde tamamlayalım dersimizi. Bakın yine önceki çizimimize benzeyen temel bir çizim. Hemen burayı hızlıca yapacağım. Diğer çizimimize devam edeceğiz. Bir puzzle parçası gibi. Bir tane ölçü verilmiş. Demek ki diğerleri de 10, 10, 10 şeklinde ne yapıyor bu? Devam ediyor. Line'e girdik. Sağa doğru ama düz çizmiyor. Hangi tuşa basıyorduk? F8. Bas açtık. Enter. On enter. Aşağı doğru iniyorum. On enter. Sağa doğru gidiyorum. On enter. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Sizin boş bir sayfanızın olduğunu düşünün. İlk dersimize söylemiştim ama tekrardan hatırlatayım. Bakın şöyle F8'i de açtım. Siz 10 yazdığınızda çok küçük olacaktır. Sebebi neydi bunun? Sebebi arkadaşlar çok uzaktan baktığınız için. Ne yapıyorduk? Mouse'un topuna hızlı hızlı iki defa basıyorduk ki çizim ekrana gelsin. Tamam şimdi çizimimi buldum. Bu şekilde tekrar aşağı doğru, sağa doğru, yukarı doğru çizimimi ne yapacağım? Gideceğim. Bunlara dikkat edelim. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan arkadaşlar. Bakın ucundan tutacağım şimdi. Az önceki anlattığım konu. Tam üzerine geldim. Ucundan tut diyor. Tutuyorum. 10 10 10 sağ tarafa doğru tekrar 10. Aşağı doğru tekrar 10. Batı yönünde 10. Güney yönünde 10. Doğu yönünde tekrar 10. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 10. Tabii şimdi bunları yapmak çok uzun gelebilir belki size. Veya birazcık zor olabilir ama ilerleyen aşamalarda arkadaşlar bunları çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Zaten gittikçe çizimlerimiz zorlaşıyor. Fark ettiyseniz hep yönünü gösteriyorum. Yön göstermezsek olmaz arkadaşlar. Yönden kastım yukarı, aşağı, sağ, sol. Bu şekilde götürdük. İster gelin buraya tıklayın, isterseniz 10 yazın. İkisi de geçerlidir arkadaşlar. Bu şekilde sonra ESC'ye basmamız lazım. Bu şekilde çizimimizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra tabii ben de fazla olduğu için ben bunu siliyorum. Siz ne yapacaksınız? Direkt kapatıp veya kaydet düğmesine basarak çizim 1, çizim 2 artık sırada hangi çiziminiz varsa o şekilde bunu kaydedeceksiniz. Ben evet diyorum. Benim zaten kayıtlıydı. Bu şekilde arkadaşlar gelmiş oldu. Sıradaki çizimimiz ise arkadaşlar bu. Böyle bir parça. Bakın gittikçe karışık oluyor dediğim gibi. Bunda arkadaşlar en uygun yerden başlayabilirsiniz. Şimdi mesela nereden başlayabiliriz?
Şuradan başlayalım. Şöyle gidelim. Tam şu uca geldiğimiz zaman çaprazlamasını birleştiririz. Veya yukarıdan sola doğru başlayabiliriz. Mesela şöyle olduğu gibi. 110. Aşağı doğru bakın. Ölçü buradan buraya verilmemiş. Ne yapacağız? Şuradan alacağız. 70 artı 30 ne yapar? 100. 100. Sağa doğru 20. Yukarı doğru 40. Sağa doğru tekrar 30 demiş. Aşağıya doğru tekrar 40. 100. Yukarı doğru gidiyorum. 70. Ve buraya götürüp direkt çaprazlama tıklıyorum, birleştiriyorum. Zaten şuradaki yükseklikle şuradaki uzunluk kendiliğinden ne olmuş olacak? Çıkmış olacak. Bakın çizimimiz bu şekilde yapılmış oldu. Bu şekilde yine bittikten sonra arkadaşlar kaydet diyoruz. Yani daha doğrusu ister diskete basın, ister kapatın. Ben kapatıyorum. Siz de kaydedeceği yeri soracaktır. Ben de zaten kayıtlı olduğu için kayıt yeri herhangi bir şey sormuyor. Bu şekilde arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.